olayını kesin çözmem lazım. Merhaba Eda. En sevdiğim bisküvilerden. Biliyor musun? Hayranım senin şu şeyine. Bastona. Mustona. Postuna. Pardon ya Bustona. Neyime? Bustona. O ne demek ya? İnce, beğeni, zevk. Yani her zaman ince bir zevkim var anlamında söyledim. Sağ ol. Ne zaman seninle bir araya gelsek. Entegre olmuş hissiyatta kapılıyorum Eda. Yani öyle bir halet ruhi içine giriyorum ki. Böyle çay ve şeker misal. Sen ve ben. Bir nevi entegrasyon hali. Ya ne diyorsun anlamıyorum. Ya galagori yapmaya çalışıyorum canım. Galagori derken? Yani galagori değil ya. Alegori olacak Eda. Pardon ya yallah. Biraz egzajere ettim galiba. Aslında ben burada mübalağa da diyebilirdim ama egzajerasyon daha entelektüel bir söylem biliyor musun? O yüzden yani. Yadigar, hasta falan mısın sen? Evet, sana ağır hastayım. Şimdi entelektüel bir açıdan bakmak gerekirse... Senin açıdan bakmaya devam et, benim biraz işim var. Ne güzel bir tesadüf. Şu an her şey çok spontane gelişti değil mi her şeye de? Ya evet. Bak bu Yadigar seni rahatsız ediyorsa onu hemen ekarte edebilirim. Yok bir şey yapmana gerek yok. Hayır ona karşı her zaman zorlaşist bir tavrım olmuştur. İnsan Yadigar'la arkadaşlarından bir zoologdan farklı yaklaşabilir mi? Hiç sanmıyorum. Zoolog hayvan bilimci demek oluyor bu arada. Malumat paraşlık yapmak istemem ama... Malumat paraşlık derken? Malumat fırışlık olacaktı, pardon ya. Yani malumat fırışlık olmazsa sana karşı egosantrik yönsemelerime egemen olmakta handikaplarımın bulunduğunu... Ulan ne zor şeymiş şu entelektüellik. Ya ne diyorsunuz anlamıyorum ya. Bugün sende de yani geldi de var bir şeyler ama çözemedim yani. Ama dur, ama